Herkese merhabalar, nasılsınız? Bugün 9. dersimiz çıkarma işlemiyle beraber buluştuk. Ben dikkatli bir biçimde dinlerseniz çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Aynı zamanda problemlerde nerede çıkarma işlemi yapılır ya da diğer işlemler yapılır bunun farkına varacaksınız. Ve günlük hayatınızda zaten pek çok yerde kullanacağınız için işiniz kolaylaşacak. Hadi o zaman başlayalım. Çocuklar şimdi ilk önce biz sizinle beraber çıkarma işlemine başlıyoruz. İlk olarak işlemlere nereden başladığımızı biliyorsun. Birler basamağından 9'dan 4'ü çıkarıyorsun. Hemen altına yazıyorsun. Onlar basamağına geçiyorsun. 8'den 3 çıktı diyor. 5. 6'dan 2 çıktı. 4. 9'dan 4 çıktı. 5 zaten en önemli kısım ne? Her zaman birler basamağından işleme başlayacağını bilmen. Cevabımız ne oldu? 5451. Devam ediyoruz. Yine bir çıkarma işlemiyle karşı karşıyayız. Nereden başlıyoruz? Birler basamağından. 7'den 4 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı. Sırasıyla çıkarıyoruz. 8'den 4 çıktı 4. Okuyoruz. 43.233. Devam ettik. Yine birler basamağından başlıyoruz. 6'dan 4 çıktı. 2. 8'den 0 çıktı. 8. 4'ten 1 çıktı. 3. 6'dan 3 çıktı. 3. 8'den 2 çıktı. 6. 9'dan 5 çıktı. 4. Okuduk. 463.382. En önemli kısım neydi? Birler basamağından başlamaktı. Devam edelim. Yine yine çıkarma işlemleriyle birlikteyiz. 3'ten 8 çıksın istiyoruz. 3'ten 8 çıkar mı? Hayır. Nereye gittik? Komşuya. Komşuya gittik. Buradan bir tane 10'lu kaldık. 10'luğumuzu kapımızın önüne bıraktık. 13 oldu. 13'ten 8 çıkarıyoruz. 5. Burada kalmıştı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Devam ediyoruz çıkarma işlemine. Sonra sayımızı okuyoruz. 4425 oldu. Devam edelim. Birden 4 çıkar mı? Hayır. Kaç kaldı burada? 1 kaldı. Onluğumuz kapımızın önüne geldi. 11 oldu. 11, 10, 9, 8, 7 kaldı. Birden 8 çıkmasını istiyoruz. Çıkar mı? Hayır. Yine komşuya gittik. Buradaki kaldı. Onluğumuz gelince burası 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. 2'den 5 çıkar mı? Hayır. Yine hemen yanındaki komşuya gidiyoruz. Hep yanındaki komşuya gidiyoruz çocuklar. Oradan bir tane onu kaldık. 5 kaldı. 10'luğumuz geldi. 12 oldu. 12'den 5 çıkaralım istiyoruz. 11, 10, 9, 8, 7 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4, 5'ten 2 çıktı. 3. Okuduğumuzda ne oldu? 34.737. Devam edelim. 2'den 7 çıkar mı? Hayır. Komşuya gittik, 3 kaldı. Onluğumuz geldi, 12 oldu. 12'den 7 çıkarıyoruz. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3'ten 5 çıkar mı? Hayır. Yine hemen yanındaki komşuya gittik. 4 kaldı. Onluğumuz eline geldi, 13. 12, 11, 10, 9, 8 kaldı. 4'ten 8 çıkar mı? Hayır. Hemen yanına gittik komşudan aldık. 14'ten 8 çıktı. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5'ten 3 çıktı. 2, 8'den 4 çıktı. 4, 7'den 2 çıktı. 5. 542.685. En önemli kısım ne? Her zaman birler basamağından başlıyoruz. Eğer yoksa hemen yanındaki komşudan onluk istiyoruz işlemlerinde sadece bu kadar yetinmeyin. Lütfen videonun burasında durdurun. Annenizden, babanızdan, abinizden, ablanızdan sizin için çıkarma, toplama işlemleri yapmasını isteyin ve onları kendiniz çözün. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman videonun geri kalanına devam edin. Çünkü eğer ki toplama ve çıkarma işlemlerini yapamazsa bunlarla alakalı problemleri de çözemezsin. Hadi bakalım devam edelim çocuklar. Bir menü vermiş bize peynirli burger 189 liraymış, patlıcanlı burger 168 liraymış, iki tane yazmışız liraymış, biberli pizza 78 lira, sucuklu pizza 99 lira, küçük boy. Ee, patates 36 lira, büyük boy patates 45 lira, su 9 lira, soda 15 lira ve de ayran 18 lira olduğunu söylüyor. Bakalım soru bir de, bir de bize ne söylüyor? Ahmet 500 lirasıyla patlıcanlı burger. Hemen şurayı temizleyelim. Bizden ne istediğine yazalım. Şurası lira olacak yanlış yazılmış. Patlıcanlı burgeri bulalım. Patlıcanlı burger. Büyük boy patates. Büyük boy patates ve de soda alırsa ne kadar parası kalır diyor. Öncelikle aldıklarının ne kadar olduğunu bulalım çocuklar. 168 lira patlıcanlı burger aldı. Büyük boy patates aldı 45 liraya. Bir de 15 liraya soda aldı. Hepsini alt alta yazıp topluyoruz. 8, 5 daha, 9, 10, 11, 12, 13. Üstüne 5 daha eklememiz istiyor. 14, 15, 16, 17, 18. Sonra geçtik öbür tarafa. 6, 4 daha 10, 1 daha 11. Bir tane de burada vardı. 10, 2 etti. Topladığımızda 228 lira. Bütün bu aldıklarına ne kadar para veriyormuş? 228 lira veriyormuş. Ama bize bu üçünün ne kadar olduğunu mu soruyor? Hayır. 500 lirası vardı. 500 lirasıyla 228 liralık alışveriş yaptığında ne kadar kaldığını soruyor. 0'dan 8 çıkarma? Hayır. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk kalıyoruz Var mı? Yok. O zaman öbür komşuya gidiyoruz. Burada 4 kaldı. O bize verdi. Burası 10 oluyor. Ama ondan da bir tane vererek bize azaltması gerektiğinden dolayı orada 9 kalıyor. Biz 10 oluyoruz. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Ne kadar parası kalıyormuş? 272 lira parası kalıyormuş. Tamam mı? Süper. Burada videoyu durdur lütfen ve kendin devam et bakalım yapabilecek misin bir sonraki soruyu? Her zaman beni dinleme kendi başına ne kadar yapabildiğine dikkat et ve yap lütfen. Okuyalım. Kuzey 430 lirasıyla iki sucuklu pizza, küçük boy patates. Sucuklu pizzalardan kaç tane alacakmış? Bundan 2 tane alacakmış. Küçük boy patates alacakmış. Ve bir de ne alacakmış? Ayran alacakmış. Ne kadar parası kalır diyor. Öncelikle iki tane sucuklu pizzanın ne kadar olduğunu bulalım. 99 vardı. Bir 99 daha alırsak iki sucuklu pizza ne kadar eder? 99 daha 18. O 19. İki sucuklu pizza 198 lira diyormuş. İki sucuklu pizzanın 198 lira olduğunu bulduk. Küçük boy patates 36 liraydı ve de ayran alıyordu. Ayran ne kadardı? 18 liraydı. Şimdi toplayalım. 8, 6 daha 9 10 11 12 13 14. 8 daha ekliyoruz. 15 16 17 18 19 20 21 22. 9, 3 daha 10 11 12. 1 daha 13. 2 de burada vardı. 15. 1, 1 daha 2 etti ne kadar ödemesi gerekiyor hepsine? 252 lira. Ama ne kadar parası vardı Kuzey'in? 430 lirası vardı. 252 lirasıyla ne kadar parası kalır diyor. 0'dan iki çıkmaz hemen komşuya geldik. Bir onlu kaldık. Burası artık oldu 10. Renkli kalemle yazalım. 10. Ondan 8. 2 çıktı. 8 kaldı. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gidip bir onu kaldık. Burada kaldı 3 ve burası oldu artık 12. 12'den 5 çıktı. 11, 10, 9, 8, 7. 3'ten 2 çıktı. 1. Ne kadar parası kalmış oluyor? 178 lira parası kalmış oluyor. Anlaştık mı? Süper. Hadi bakalım yeni sorumuz geldi. Lütfen durdur ekranı ve kendin çözmeye çalış. Okuyalım bakalım. Okulumuzdaki toplam öğrenci sayısı yüzler basamağı altı olan. Hmm, birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağı altı olan üç basamaklı en büyük doğal sayıdır. Yüzler basamağının altı yazdık. En büyük dediğine göre diğer en büyük rakamlarımız ne olur? Dokuz, dokuz olur. Kızların sayısı 365, Öğretmenlerin sayısı 85 olduğuna göre erkek öğrencilerin sayısı ne kadardır diyor. Şimdi okulda neler var? Kızlar var. Öğretmenler var. Erkekler var. Ve toplamı ne kadarmış çocuklar? Ne kadar olduğunu bulmuştuk? 699 olduğunu bulmuştuk. Kızların sayısı ne kadardı? 365. Öğretmenlerin sayısı ne kadardı? 85. Bize erkekleri soruyor. Yani burayı ne kadar olduğunu soruyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorsak ne yaparız? 699'dan ben kızları biliyordum. 365 olduğunu biliyordum. Hemen çıkaralım. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3. Kızları ben bir ortadan çıkardım. Şimdi bir de neyi biliyorum? Öğretmenlerin 85 olduğunu biliyorum. 334 kişiden bir de 85 kişiyi de bir ayırayım, bir çıkarayım istiyorum. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'lu kaldık. Burası 2 kaldı. Burası oldu artık 14. 14'ten 5 çıkacak. 13, 12, 11, 10. 9 kaldı. 2'den 8 çıkarma. Hayır yine komşuya gittik. Buradaki kaldı. Burası oldu. 12. 12'den 8 çıkaralım. 4. de aşağı indi. 249. Neyin sayısı oldu bu? Erkeklerin sayısı oldu. Demek ki benim erkekler dediğim sayı kaçmış? 249'muş. Tamam mı? Lütfen yeni soruda yine ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış. Bakalım ne diyor? Bir vişne ağacının ortalama kaç kilo vişne vereceğini kesin olarak söylemek zordur. Verim birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ortalama olarak bir vişne ağacı 60 ile 80 kilogram civarında vişne verebilir sekiz vişnacı olan Ahmet amca her ağacından 70 kilogram vişne topluyor. Nokta. Tüm ağaçlardaki vişnelerini toplayacak olan Ahmet amca vişnelerinin 320 kilogramını topladığında toplaması gereken vişneler kaç kilogram olur diye soruyor. Şimdi Ahmet amcanın kaç kilogram vişnesi varmış? Kaç tane vişne ağacı varmış? 8 tane vişne ağacı var. Ve her biri kaç kilogram vişne veriyormuş? 70. Yani 70, 70, 70, 70, 70, 70 tane 8 alacak değil mi? Çünkü 8 tane vişne varmış. O zaman biz 70, 70, 70, 8 tane 70'i nasıl olduğunu, nasıl çarpıldığını 3. sınıftan hatırlıyoruz. 8 kere 0, 0, 7 kere 8, 560. Demek ki tüm ağaçlardan ne kadar alması gerekiyormuş bu amcanın? 560. Ama bu 560'ı 320'sini topla daha ne kadar kalır diye soruyor. Aradaki farkı soruyor. Daha ne kadar daha alması gerektiği soruyor. O yüzden çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. Daha vişne toplanmalı. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Yanlış yapanlar bol bol soru çözerek hangi işlemi yapacaklarını kendilerini alıştırabilirler. Çocuklar çıkarma işlemi dersimizin sonuna geldik. Problemleri çözerken umarım durdurmuş ve kendin çözmüşsündür diye düşünüyorum. Çözmediysen de lütfen kendi kaynaklarından başka sorular çöz ve kendini geliştir. Sana çok inanıyorum ve çok güveniyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.